Bana mı dedin? Ha. Şimdi sen yolda yürüyorsun. Bir kapı bir şey böyle. Milletin ağzını hep kapatıyor. Şey yani. Mülteciler gelmiş. Ya. Allah Allah. Adamızı mahvedecekler. Ne güzel adamız var. Ama hep böyle. Biliyorsun böyle. Evet. Atıyorum mesela evine gidecek bir tane kuşağım var, tamam mı? Beşinci katta. Pır 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 balkondan giriyor falan. Hani böyle değişik bir alemdeyiz. Her yer mermer binalar. Böyle Yunan. Yunanların eserleri gibi. Hadi kapın evine. Anlatabiliyor muyum? Her yer taştan oymalı böyle. Ama öyle güzel yeşillikler var ki. Bakmışsınız lan siz. Sanki İzmir, Muğla dayıymışız gibi düşünün. Gidip de az önce. Böyle ağaçlar falan, üzüm salkımları, bağları. Ama millet hep böyle asil, hep böyle bir şey duruyor böyle. Hani tertemiz herkes. Böyle melanlar var. Sonra bir tane biri geliyor mesela, melek geliyor orada. Herkes böyle bir hazırlığa geçiyor geçerken. Saygı duyar. Diye selam diyorlar, öyle giriyorlar falan. Sen falan tabi böyle bir şey yapmadığın için melek sana böyle ters ters bakıyor. Neyse diyor. Minastrit gibi mi burası böyle? Korkuyor biraz. Seni. Minastrit gibi değil. Burası Olympus gibi. Hmm. Yunan mitolojisindeki. Hmm. Tamam. Roma İmparatorluğunda seçkin kişilerin olduğu yer gibi düşünüyorum. Melekler nasıl izin veriyor bu ejderhayı? Ben onu anlamıştım. İşte anlarsın garip. Sonra. Tamam. Merak edin işte. Yani ejderhalar iyi. Yoluma tapınağa devam. Üzüm ağaçlarının kenarlarından böyle. Çikolata uzatma. Kertenkeleler geçerken. Çikolata büyük çimenlerin üstünde tavşanlar görüyorsun. Hayır, hayvan tavşan. Ama üstüne binebilecek kadar büyük. Vardı buraya. Üzerine binip gidenler görüyorsun. Tavşan binek arkadaşlar burada. Tamam. Tavşan binek. Aha. Şeyciye binebilirsin. Sahibi var mı? Kütüphaneciye. Sahibi olan da var, olmayan da var. Burada yani merakımdan test ediyorum. Biniyorum, atıyorum. 50-100 metre gidince inip devam ediyorum. Senin bölüp kedem olduğunu anlayıp tırsıyorlar senden. Ama tutmak isteyebilirsin istersen. İzin veriyorsa biniyorum. Yani maksat nasıl bir his? Yok, biraz koşman lazım. Ha. Senden hep kaçıyorlar hafifatlı. Sen bir kit ararsın, yakalarsın. Hı. Yok şey, şu an için mızıklamaya gerek yok. Öncelik tapınağa gidiyorum. Bastığım merdivenler hep böyle mi? Özellikle sana gelmiş. Mermerden yapılmış. Toprağın içine gömülmüş ama o kadar güzel desenli ki. Ve desenlerin devamını görmek için sırf toprağı açasın geliyor yani, o da güzel. Çıtlıkça böyle yükseliyorsun. Aşağıdaki hayır. Evlerin, binaların güzelliğini görüyoruz orada. O kadar güzel yapılmış ve uçan hep uçuşan birileri var. Ya bu uçayımız var yani. Ya. Bir melek uçucu da herkes böyle kenara çekiliyor falan böyle. Melekler şeyinden belli oluyor zaten. Cüsselerinden ve kanatların şekillerinden. Vardıkça dikili taşların yanlarından geçiyorsun. Böyle büyük büyük dikili. Her dikili taşta bir şeyler yazıyor ve ben bir kısmını anlıyorsun çünkü sen bir keşişsin. Burası keşişlerin yeri, keşişlerin simgeleri var. Oh yeah. Ve bazı taşlar da belki de hepsi öyle. Efsun veriyor. Efsunlu. Dokunduğun zaman kısa süreliğine güç alıyorsun. Ve bunu sadece keşiş kapılarını açmayı deneyen, ilk kapıyı açmayı deneyen biri yapabiliyor, dokunabiliyor. Normal vatandaş dokunamıyor. Dokunsa bir ya şey kapı açıldıktan sonra mı dokunulmuyor? Yok. Kapı açmaya yeltenmek demek, büyük bir eğitimden geçmek demek ya. Tamam. O yetiyor. Anlatabildim mi? Tamam. Hani açmaya gerek yok. Hani düşük monklar da açabiliyor bunu. Sırf kendimi iyi hissetmek için. Üzerimdeki o ejderha korkusunu da atmak için. Tadaa. O dediğin taşlarda. Her taşa dokunabilirsin. Her taş farklı bir bildiğim. Şu an için bildiğin 3-4 cesaret. Tamam, 3-4 şu an en son korktum. O yüzden kurtulmak. Rahatlatma var, tamam, ruh rahatlatması. Dokunuyorsun, hiçbir şeyin kalmıyor. Diğerde susuzluk var. Alıyorsun, su içmeye başlıyorsun. Resmen havadaki suyu vücudun alıyor. Kaptan ne yapıyor? Bir yerdeki var, hafifletiyor. Bir yarım saat boyunca hızlıca koşabilirsin. Zaten hızlı koşuyorsun. Resmen havaya geçebilirsin. Şu an için sadece kendi iç korkumu atmak için ona dokunuyorum. Bir tane pişiş birader bulup usta nerede bulabilirim diye soruyorum. İşin güzeli de bunlar bitmiyor. Yani topraktan alıyor. Ama üst üste dokunmak işe yaramıyor. En son dokunduğu çalışıyor. Aynen. Tamam. Ve
Çok iyi bir kapısız bir binaya varıyorsun. Binanın sadece, nasıl diyeyim sana, dikmeleri var. Duvarı yok. Yani kapıdan bile geçmeyebilirsin. Duvarın olduğu yerden geçebilirsin. Top nerede? Burada. Ve içeride herkes oturmuş böyle, kel adamlar. Kel kuşanlar. Meditasyon yapmıyor. Kel birisi çeşit çeşit rahatsız edebilecek kadar rahat gördüğüm birine ustayı soruyorum, nerede bulabilir? Orada birisi yerlere inerek orada tütsü yapıyor. Her köşedeki duvara. Ne bu kadar kısmı şimdi? Sürekli tütsüleri yeniliyor demek ki anladığım kadarıyla birisi. Ki görevler değişiyor belki de. Şeker değil. Çikolata yiyin. Kaç biliyor musun? 10 küsür. Levelin nasıl oluyor? Buyur. 10-11 falan olur yani. Keşiş be ya. Onun ya. Hemen anlıyorlar seni keşiş olduğunu tabi. Selam olacak. Merhaba. Kaç dünyasında, rol odasında usta Yamasaki'nin öğrencisi Teze. Hoş geldin. Yamasaki'yi duymuşuzdur. Selamlarımızı iletirsin gittiğimde. Ah, Yamakasi. O şeyden... Ustanızı burada işte görüşebilirim. Ayumi ne oldu? Onun da haberi, onu da biliyoruz. Yamasaki'nin bir diğer öğrencisi. Evet. Usta Ayumi sizleri ömür. Hemen onun için bir duaya duralım o zaman. Az sonra. 2 yılı silerim. Ustayı nereden bulabilirim demiştim. Kimi? Ustayı kuralım. Ustamız Ali Muhalefetler hafta. Nerede kaldı? Ben de unuttum. Hadi devam edelim. Ustayı tek bir vermeye gidiyorum. Üzümleri budamıştı en son az önce. Ustayı tek bir vermeye gidiyorum. Tamam. Olan da işte Yamasaki'nin başından, Ayumi'nin başından geçenleri anlatıyorum. Hoş geldin evladım. Teşekkür ederim usta. Ayumi'nin öldüğünü hissettim ama arkadaşlara söylemedim. Emin olmak istedim. Belki dedim başka bir yere gitmiştir. Çok sevdiğimiz bir arkadaştı. Umarım huzur bulur ruhu. Az sonra duamıza sen de katıl. Büyük memnuniyetle. Şu dışarıda olayım. Desene, YouTube'u bizde unutmuşsun, benim gitmem lazım falan diye. Bunların bir şey var, biliyor musun? Çayımızdan içer misin? Evet. Şifalı çaylarımızdan var. Üzüm bahçelerimizin kenarında yetiştirdiğimiz özel bitkilerimiz, çaylarımızdan üzerine huzur verir. Bu arada sen kaçıncı kapıyı açtın evladım? Henüz hiçbir kapı açamadım. Olmaz ama. Şimdi açacak bir kapını açmaya geliyor. Sana birinci kapıdan başlayacak. Hemen açalım. Şimdi sen kapıyı açmazsan olmaz ki. İbadetleri düzgün yapmıyorsun demek ki. Siz kaptanlık kapı açıyorsunuz. Şu an kapıyı açmayı hak etmiyorum usta. Günde 3 kere sen ibadetlerini yapmıyor musun evladım? Günde 3 kere. Biz... Knock, 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 heaven's door. Yaşamı ibadet olarak yapıyoruz. Her akşam idman yapıyorum. Ben dini sınıfta değil, savaşçı sınıfında kişiyim. Olsun, yine de bir meditasyon yapıyorsun evladım. Tabii ki, her akşam. Kastettiğim şey o. Sanırım senin ustaların dini boyutuna eğilmemiş, birazcık ateistler herhalde. Ama hepsi dini boyuta bağlanıyor. Hepsi bizim için bir duadır. Bunu bile yapsan yeterdir. Her akşam yapıyorum. Hadi yüzünü yıka da bir otur meditasyonu. Tabii. En azından kazalarını yaparsın. Günlerden hangi gün acaba? Cumaysa. Gelme sebebin var mı başka? Ya da duayı yanlış i̇şte, söyledin. Ayumi'yle ilgili şey, başımdan geçenleri anlatır. Yamasaki'ye. Ejderhalar mı geldi? Aman Allah'ım. Bu laflar Ayumi tam yanında öldü. Niye geldin buraya? Çok korktum. Bu korkun üzerinden gelmeden birinci kapıyı açabileceğimi düşünmüyorum. Allah'tan buna iş vermiş. Altın gibi ben gördüm. Ama evladım kendine fazla yükledi. Bu korku yapmayı öğreniyorum. Bu korkuyu yenmeden kapıyı açmaya çalışmalısın. O korkuyu yenmek kolay değil. Kesiyor. Ben bile 5. kapıyı açtım. Hala da korkarım. Bunda bir şey yok. Bunda korkulacak bir şey yok. Ejderhadan korkmak kadar doğal bir şey yok. Yeter ki sen kendini ver ibadetine evladım. Bir var. Bunu vatanda şey değil mi şunu? Niye? Bana dedi ki adam yanıma gelmiş experience kasıyor dedi.
O yüzden. Var mı var mı? O experience aldı ya ama. Gemiye dönüyor mu? Mi? Senin bunlar. Hayır, benimkiler burada. Tamam, ver o zaman. 3 tane XP. Bana mı? Tamam, var. Bana mı? Niye aldın ki? Hediye. Ya, rolünü iyi oynadın en son. Ben en başta aldığımda kaldım ama. Tamam, o kadar. Duaya geçelim. Yukarıda ne yapıyorsun? Dua ediliyor şu an herkes. Ruhu, ruhusunu falan filan. O sıra Ayumi'nin böyle silik bir silüetini görür gibi oluyorsun gözlerin kapalıyken. Aha. Evladım, merak etme. Senin hiçbir suçun yoktu. Ecdalardan korkmaktan da kendini kötü hissetme. Bu hepimizin başına gelebilir. Sen onlarla uğraşma. Sen yoluna bak evladım. Sana inanıyorum ki bu dünyanın iyiliği için uğraşacak temiz kalpli bir en büyük öğrencimiz olacaksın. Elveda, Hedaya deyip görüntü gidiyor. Elveda olsun. Jedi usulü. Huzur sevdin olsun. Evet, şimdi planın ne evladım? İbadet etme. Şimdi... Ya burada sizin savaşçı şeyiniz var mı? Bölümünüz. Kendimi ne kadar geliştirdiğimi bir test etmek isterim. Tabii ki akşamlar hepimiz savaşçıyız. Ya barışçı bir karşılaşma. Tabii akşam yaparız. Tamam. O zaman ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İçiyorum. Tapınakta neler yapılırsa. Tapınıyorsun. Ya tapınma yok. Ama şey, atıyorum bir ağaca yumruk çalışması, tekme çalışması. Ben her akşam yarım saat bunu yapıyorum zaten. O sıra biri geliyor sana. Azıcık kimsenin görmediği yerde yap. Biz çünkü gün üzeri güneş hakaret olmaması için. Gün üzeri savaş pıcmaları yapmıyoruz. Akşamları yapıyoruz. Tamam. Ayın gücünü alarak. Akşam olmadı mı? Ben akşam oldum. Ha tamam. Yatmadan önce yapıyorum bunları ben de. Akşam olunca herkes çağırıyorlar. Mecburi herkes birbirine dalıyor. Dalıyor mu? Herkes sıraya giriyor, dalıyorlar biri. Ya dalıyor şey, dedi, dövüş idman yapıyorlar. Bir anladım, tamam. İşte bileyim, herkes birbirine dalıyor derken. Yok. Ya katılıyorum ben de. Rakibi de bir yere düşene kadar ya da ben yere düşene bir kadar. Bir medek geliyorsun, rahat. Demişti. O zaman teşekkürler. Yok, 50. Ne? Biraz çat çut yapıyorsun, en son yıkıyorsun. Ooo, alkışlar mı? Tezaya. Misafirimiz de boş değilmiş diyorlar. Yatacağını... Kazanmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim diyorum. Rica ederiz. Biz o şerefine aitiz diyor. Sana misafir yerini gösteriyorlar falan filan. Tamam. Ertesi gün oluyor. Tabi o zaman olmadan siz de işte. Sen de ne yapıyorsun? Evet, karar verdiniz mi? Abi ben Kırlayer'le konuşuyorum ben. Kırlayer. Efendim? Bu adam ödeyecek halimiz yok taşı. Ben de en baştan. Hani taşı ödeyecek sana Kırlayer. Sen aynı çok atlıyorsun. Ben sana ben demiştim. Başka yerde. Ama yine de canım acıyor. Hiç güzel bir şey değil bu. İyi de merak etme, acıların biraz azalacak, normalleşecek. Biri sana vurunca acıyacak sadece bana. Hiç güzel bir şey değil mi? Hiç sevmedim. Taşı ne yapıyorsun? Aa, bu arada kaptana bu şeyi yollayalım, güvercini yollayalım, yazalım ki... O zaman gelecek buraya. Yazalım ki, altında not olarak, buraya gelmesin. Bize güvenecek mi işte, gergedana yolladınız. Ben şeyi, ustanın yanına gidiyorum be. Tek başına takılıyor ya. Gergedana hiç bilmeyecek. Benim asıl soracağım soru o zaten. Tamam. Önce sıra sendeydi. Biraz önce bir soracağım. Bir saniye var. Usta nasılsın? Usta. He? Merhaba. Usta, ben sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Biz biliyorsun ki büyük bir savaştan çıktık ve buralara geldik. Savaşlar büyük oldu bizim memleketimizde. Uçan taş. Uçan taş. Sıçan kuş. Bir anda böyle söylüyorum ama hiçbir şey değil. Bakın ne ifade edecekti. Onun tepkisini şu anda bekliyorum ben. Büyük savaşlar... Uçan taş. Uçan taş. Uçan taş için oldu. Hepsi çok önemliydi. Heh ne oldu oğlum? Ben aklıma şarap geldi de ona söyleyesim geldi. Uçan taş mı dedi biri? Uçan taş dedi böyle dedi. Değil mi? Ne kadar değerli bir malzeme. Şu an onun üstünde yaşıyoruz biz.
Olmasa burada yaşayamayız. Bana da bir tane bir keşişle tanışmıştım geldiğim gemide. Hikayeleri anlatıp durdu ve bu uçan taşlardan bahsetti de siz de böyle arkeolojiyle ilgilendiğiniz için taşlardan anlarsınız diye düşündüm. Tabii onu yeryüzünde bulamazsın. Onu uzaydan bulup getireceksin. Ne işe yarar? Biz şu an üzerinde yaşıyoruz. Anca o işe yarıyor şu an. Yani uçuruyor. Uçuruyor, aynen. Başka bir özelliği yok ama. Var diyorlar da ben anlamıyorum. Büyücüler bir şeyler yapıyor onlarla. Bir tane büyücü şey yapmış hatta, ne o? Ne yapmış? Titan çağırmış onunla. Uçurmuş Titan'ı mı? Bir tane gök adasını yok etmiş onunla. Uçan taşla yapmış bunu. Ha, masalda da inanılmaz. Masalda, anladım. Peki bu arkeolojik yazılarda falan hiç böyle uçan taşın bir kelimesini, harfini duydunuz mu öyle şeyler? Arkeolojide bulamazsın onu diyorum ya, uzaya gitmen lazım. Uzaya da hiç gitmedim ben. Belki efsanelerde okumuşsunuzdur hani eski yazılıklarda falan. Tabii okudum, onları biliyorum. Nedir onlar mesela? Uçan taş bizim için çok önemli ve değerlidir. Diyem dedi ki bu olmuş. Diyem şöyle diyor. Başlıyor. In a galaxy far far. Bak arasılarını ne? Usta eskiden daha zekiydi. He? Bu radyasyonun eskiden. Ha yok. O taşın bir özelliği de şuymuş. Dede gibi olmuş ya. Ben bir evi konuşuyorum abi orada kimse. Zaman kontrolü yapabiliyoruz. Çünkü aslında zamanla uzay aynı şeyler arkadaşım. Onları biz farklı gördüğümüz için böyle biz uzay ve zamanı ayırıyoruz. Zamanı bükebiliyor yani. Yer çekimini büken zamanda büker. Doğru diyor. Doğru. Zaman büken birisi bükmeye çalışan birisi. Adam fizik okulda nasıl belli fizik değil mi? He? Fizik bildiği nasıl belli diyor onu? Zaman büken birisi bu taşı elde etmek için her şeyi yapar. Ya da zaman bükmek isteyen birisi bunun için affedersin. Gerizekalı bunları konuşabiliyor yani. Yok ama ben birden bir flash back yaptım şeyine, pardon. Ejder. Flash yaptım. Gerekirse, bir an uçan taş dedim adama. Gerekirse ejderhaları terbiye eder, yine bu taşı almaya çalışır. Duyuyorum işte o yüzden ben bunları öğreniyorum. Siz öğrenmiyorsunuz şu an, onu söyleyeyim yani. Tabii. Ben gittim abi yanında bu sorunu. Zamanı kontrol etmek en büyük şeydir. Derler ki bir efsaneye göre yaklaşık hangi çağdaydı, dünyalar ayrılmadan önce bir büyücü uzaya çıkmanın yolunu bulup bu taşları getiriyor. Evet. Ve diğerleriyle çatışıyor, ak büyüyor. Diyor ki, ben size diyor, lanet olsun bu pisliklere diyor. O zaman çok kötülükler oluyormuş, şimdiki gibi değilmiş. Bak bizim her yerimiz mermer taş. Ne güzel, çok kalp güzel, her yerde evet. Ama o zaman yokmuş ki bunlar. O taşları getirmiş ve aşağıdan dağları kaldırarak bu taşın etrafına yapıştırmış ve uçan adaları yaratmış adam. Evet. Görüyor musun? Yanlış ellerde ne işe yarayabilir bu? Dur. Bunları yaparken bir yerde hata yapmış. Normalde beyaz büyücümüz bir anda mor büyücüye dönüşmüş. Sonra fark etmiş ki bunu taşın verdiği bir kazayla. Aslında enerjisi mor olmasının sebebi mor olmasından değil de zamanı kontrol edebilmeye başladığı için mor vücuduna çekilmiş. Ki bu enerji de Noa'dan gelen, o uzay zaman bükülmesinden gelen o enerji aktarı. Sen bunları kimse anlamıyor, anlatıyorum da. Sen de anlamıyorsun da ben kendimi anlatıyorum. Evet, evet. Yanlış elinde... Ben anlatmayı seviyorum. Ya. Ben bunu anlatmayı deli diyorlar bana. Senin elinde olsa ne yaparsın usta? Oo, neler yapmazdım. Ne yapardın? Onu böyle bir keserdim, ufak ufak parçalara ayırırdım. Her biriyle... Onu ek koyardın üstüne böyle. Her biriyle farklı silahlarda deney yapardım. Her biriyle farklı bir yaratıkların kemiklerinin içine monte ederdim. Her biriyle kendi silahımın içine monte ederdim. Her birini, hatta bir insan beynin içine soksak ne olur acaba? Geleceği geçmişi görür mü diye deneyim yapardım. Ha bizi vermezler bana da. Ya böyle bir değişik bir element bu. Arkadaş onu bulan zaten yaşadı. Yani dünya bunun emrine amade olur. Ha benim bildiğim bir tane kral var. Ne o anladı? Yani kıracın torunlarından, kral kıraç, eski efsanelerdeki. Onun torunlarından birisi Demrolların, Demrollar ülkesinin kralı. Bu taşı bulana diyor, ben diyor, ülkemin diyor bir beyliğini vereceğim ona diyor. Bana getirsin o taşı diyor. Evet. Öyle diyor, kalıyor yani. Kimse de bulamıyor. Kimse de bulamaz. Bu adada mı bu ülke? Neresi orası? Yer dünya. Yer dünyası. Yer orası dağının kaç kat büyüyor? Duydum. Evet. Ya orası bir
DM olarak konuşuyorum. Yer dediğim yer, dünyanın 1,5 adı büyüklüğünde gezegenin yüzeyi. Evet. Biz şu an o bulutlarda uçağındalardı şu an. Şimdi orada ama karışık şeyler oluyormuş. Şeytanlar falan geliyormuş, neymiş? Onlarla... Sen gidecek misin acaba? Ben gideceğim. Oyun durduralım ama. Tamam. Yalnız ben de... Kaçacağım. Kaçabilirim. Çok yarım ağır bir mesai var. Ha, yoksa doğru. Ben bunu tam dinliyordum. Çok da güzeldi. Bunu da ben yani şeydi. Gerçi kapattıktan sonra... Toparlayıp bitirmişse söylüyorum. Toparlayabilirim. Tamam. Nasıl? Sağ ikiniz gidiyorsunuz. Aynen. Seninle biz yapmamız lazım. Birebir de yapabiliriz. Orada iki hikaye. Ben DM'e söylüyorum şey hani zaten benim karakter de böyle bir tip. Hani böyle şey yani taşı versen yani taşı vereceğim yani taştan bir şekilde bahsedip taşın hakkında çok bilgi almak. İlla vermek değil anladın mı? Yani böyle bir karakter bu. Zaten yani zeki bir karakter. Zaten doğal da sorular. Yaptı yani. Yaptım. Yani bunun hakkında bütün bilgileri almak, yani, bu bilgileri de kendini bu yani iyi tamamen iyi bir karakter diyemem. Yani böyle abi. Tamamen iyi niyetli bir kimse değil. Yani. Yani, kendi yani, düşünen, çıkarları o zaman şöyle bir yararı vardır yapma. Hikayeyi şöyle kapatayım o zaman. Ya işte ben sen bunları anlattım da yani kendini haptal gibi düşünme. Ben deliyim diye düşündüm aşağıya. Kimse anlamıyor usta, zaten. Usta, görüşmek için teşekkür ederim. Ha bir şey mi dedin? Sağ ol. Ya onu da şey için verdim. Altın vermedi diye manyalık yaptığını düşünüyorum ama. Ama o mazrak dediğin hiç şey çok, çok güçlü bir çok şey ama uzaktan benim kafaya vurdu mu direkt beyin deliyor. Mükemmel ama yani. Da fizik kuralını kullandım. Basit makineler. Uzaktan. Mesela orada olsam bir şeyler derim de. Bir şey mi dedin? Orada değil. Aslında o tahtada işe yaramıyor mu? Diyor ve anıları ödüyor bir anda. Ne anlamadım. Orada. Ne dedin? Ben orada değildim, orada olsam. Ne derdin? Yani muhtemelen o tahta mantığı hani başka bir şeye zarar veremiyor. Sadece kafayı yok ediyor mu? Her kafayı yok ediyor direkt. Uzak. Ya o şey yapmaya çalıştım. Beyin ölünce direkt ölüyor insan. O yüzden beyni uzaktan böyle tek hareketle denebilen bir şey. Uzaktan yok edebiliyor. Yani o kadar güçlü bir silah. Güçlü değil ya. Değil. Bence değil yani, bilmiyorum. Evet. Tamam. Zarı düşük attım. Yani yok oldu. Usta ben teşekkür ederim. Sen yani biraz küflenmiş adam ama sebebini anlayamadınız. Belki arkadaşlar sen de anlardın. Ben anladım. Şey, neyi küflenmiş? Bir saniye. Ben mi? Bu oldu. Bu kamera arkası kayıtları olmalı. Bu adam bu. Bu goblin. Bu söyledi ya radyasyona uğramış. Ha doğru. Bu başka sebebi de var da. Niyazi gelmiştir. Yok Niyazi değil. Niyazi farklı. Nedir? Komşu. Şey bana... Hafsi yapacaklar. Biz de çıkalım. Ve böylece... Ne diyoruz? Kaçıyorum. En son ne demiştim ben? Ha, radyasyondan bir sebebi daha var. Bir sebebi bilmiyordum. Sana bunun için borcum var, biliyorsun. Bir gün ödeyeceğim. Gerek yok, tamam onu kapat. Teşekkür ederim. Diyor ve hikayenin... Bayağı bir geldik ama toparlayamadık, toparlıyoruz ama. Zaten ne biz Estor'u toparlayana kadar 2 yıl geçti. Doğru diyorsun. Ha, gelirken de merdivenlerde böyle turuncu bir büyücü görüyorsunuz. Ooo, teşekkür ederim. Tamam oldu. Nasıl kızım? İyiyim hocam. Misafirlerim var. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. İyi akşamlar. Evet. Bol yemek isteyen. Aferin olsun. Ben de açtayım ama. Bırakırsın sonlar ya. Beni mi çekiyorsun? Gidiyor durdursaydın keşke. Allah seni çekerken sen girmedin değil mi artık ama? Balığı vardı. Tuttun ya. Evet bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hani kapatıyor var ya. Var mı diyeceğim bir şey? Çok şey var. İçimden bir ses diyor ki biz oradan geldik ya.
Sırf biz buraya geldik diye buranın anasını ağlatacağız. Tüm karanlık, pislik, her şeyi buraya getirdik bu düzenli, mutlu yere. Hani bir kişiyi kurtarmak için 10 bin kişiyi feda ediyoruz. Tuna sen nasıl hissediyorsun? İlk defa, ilk tecrüben oldu bu çağda. Eskiden olsun ben daha bölüm, özellikle ikinci bölümde şey yaptım, birazcık daha geriye çekildim. Niye? Kaftanlı özel anlar. Başka planlarım da var. Aynı kalanlarda. Sen de solo game yapabilirsin. Evet, muhtemelen. Yani. Bence... yani çünkü hikayede geri kaldığım noktalar var. Anlamakta şey yaşadım. Oraları hatırlayacak bir şeyler gösterebilirim. Oynadıkça. Ha, hikayeleri de mesela bunlar yani biraz...